Mesela. O beyaz giyme. Hani beyaz giyme söz olur, toz mu olur? Siyah giyme toz nasıldı? Beyaz giyme söz olur. Evet. Siyah giyme kaybolur. Ben tabii biraz toz sözlerini olur. Değiştirdim. Tabii toz olur da. Ben bilmiyorum, biraz beyaza yakın giydik bu programı. Şu maviyle siyah giymiştim. Öyle mi? Tabii tabii. Şimdi bir dinleyelim bakalım, o lezzete varalım. Peki. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Alkışlamaya çalışıyorum. Sevgili seyirciler, benim yıllarca yapmış olduğum radyo programlarında ve Türk halk müziği üzerine yaptığım programlarda dinleyicilerimizden hep böyle istekler alırdık bazı türkülerle ilgili olarak. Evet. Şimdi sen bunu söyleyince ben biraz sonra senden bir türkü isteyeceğim. Muş yöresinin. Bu çok istek alan bir türküydü. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Ama az sonra bırakalım, böyle Muşlu seyircilerimiz varsa. Bakınız efendim, bu en çok istek alan türküyü de dinleyeceğiz az sonra. Hem de canlı olarak. Hastayım Sana isimli çalışmanın ardından biz hasta değiliz efendim. Biz iyiyiz, mutluyuz, huzurluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene Türk TV ekranında canlı yayındayız. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz Demir'in albüm kartoneti dedim ama bir telefon gelmiş herhalde. Biz kameramanımızla çok iyi anlaşıyoruz efendim. Alo. İyi günler. Ama önce bir televizyonunuzun sesini kısarsanız çok daha iyi anlaşacağız. Tabii. Evet, uzun zamandan sonra şimdi bir erkek seyircimiz aradı. Evet, bakalım nereden arıyormuş bu seyircimiz, tanıyacağız kendisini. Hangi ilden, ülkeden? Efendim, bu kadar zor muydu televizyonunuzun sesini kısmak? Efendim, biz yani dayanamıyorum. Televizyonunuzun sesini kapatın diyoruz, siz telefonu kapatıyorsunuz. Bilmiyorum, hani Türkçe konuşuyorum. İngilizce mi konuşsam acaba? Ya da Almanca, Japonca bilmiyorum ama Türkçe konuşuyoruz. Bu seyircimiz öyle oldu. Biz devam edelim. Ama bu telefon gelirse televizyonunuzun sesini kapatın dediğimizde telefonunu kapatmayan seyircilerimizden telefon bekliyoruz. Mesela senin Veda isimli bir çalışman var. Evet. Ben biraz sözlerini anımsatayım. Sonra mikrofon sende. Ben şöyle kenara çekileceğim. O eseri bir dinleyelim bakalım. Peki. Şimdi bunu dinledikten sonra bütün herhalde kızlar bayanlar arayacaklar diye düşünüyorum. Bundan sonra ben yokum. Çıkıyorum hayatından. Sadece ben gidiyorum. Senden hiçbir şey almadan. Evet. Ne bir anı ne resim. Sadece bir başıma gidiyorum artık. Sen de dönüp bakma ardına demişsin. Şimdi sözler devam ediyor. Eğer hazırsak. Ben sohbeti devam etmeden önce. Senin bu çalışmanı şöyle bir ses gelsin. Dedik ama bir telefonumuz var herhalde. Alo. Yok mu? Ha peki, telefon sonra alacağız. Eseri efendim dinliyoruz yorumcumuz Demir'den. Hadi bakalım. Evet, Veda diyelim.
gidiyorum senden hiçbir şey almadan. Ne bir anı ne bir resim, sadece bir başıma gidiyorum artık sende, dönüp bakma ardına. Ne bir anı ne resim, sadece bir başıma gidiyorum artık sende, dönüp bakma ardına. Bu gidişim sana veda, dönmeyeceğim bir daha. Aramızda her şey bitti, her şey bitti anlasana. Bu gidişim sana veda, dönmeyeceğim bir daha. Aramızda her şey bitti, her şey bitti. Söylemezsem içime dert olur. Aslında sen, aslında sen var ya, yalancıların padişahı, kalleşliğin yaralısın. Hadi ben gururum ve onurumla başım dimdik çıkıyorum hayatımdan. Ya sen, sen bu gidişimi kendime nasıl anlatacaksın? Çok iyi biliyorum ki giden sen değil de ben olduğum için yaralı kalacaksın. Ben seni unuturum, sen de beni unutursun. Ama sana öyle bir şey bırakıyorum ki, gidişimi. Gidişimi asla unutamayacaksın. Hadi bana eyvallah. Ben gidiyorum. Sana kızmıyorum, kızamıyorum. Sadece acıyorum. Bu gidişim sana veda, dönmeyeceğim bir. Teşekkür ediyorum. Efendim ben her zamanki gibi bir görev addediyoruz, alkışlayarak başlıyoruz. İnsanlar diyoruz askere giderken veda ederler. Gurbete giderken birbirlerine veda ederler. Evet. Zaman zaman da böyle hani insanların evliliklerinde, dostluklarında, arkadaşlıklarında
bazen yalanlar bir takım ilişkileri bitirir, insanları birbirine veda ettirir. Evet. Hani beyaz yalanlar vardır diyoruz. Daha hani onlar yapıcıdır falan. Ama yalanın hiçbir zaman yapıcı tarafı yoktur bence. Kesinlikle. Yalan her zaman yıkıcıdır. O yalanlar da insanları birbirine veda ettirir. Evet. Ve o vedalar bazen geri dönüşü olmaz diye düşünüyoruz. Evet. Çünkü insanın, sevgili seyirciler, kalbinde doğru ile yalan her zaman bir savaş içindedir. Biri diğerini boğuncaya, yani çıkarıncaya kadar içinden, kalbinden bu savaş devam eder. Biz seyircilerimize söylüyoruz, herkese söylüyoruz. Yüreğinizden, kalbinizden doğruyla yalanın o mücadelesinde yalanı söküp atın kalbinizden. Doğrular olsun her zaman. Doğrular olsun ki en azından yalanla gelecek olan vedalar olmasın diyoruz. Güzel vedalar olsun. Bundan sonra hasretle birbirini beklenen o vedalar, ayrılıklar olsun. Sonra açın kucağınızı ve kavuşun kısa bir süre sonra sevdiklerinizle. Ama yalandan, dolandan bu tarz vedalar insan hayatında kötü oluyor. Ben gerçekten hani zaman zaman söylüyorum, böyle eserlerde mütehassıs oluyoruz hep milletçe. Onları düşündüm. İnsana bunları hatırlatan bir eserdi. Seyircilerimiz de zaten alacakları mesajı, anekdotu kaptılar bu çalışmadan. Evet. Biz duygulandık şimdi. Yani ne diyelim? Yani insan böyle eserlerden sonra şiir okuyası geliyor. Yani böyle romantik olası geliyor. Evet. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. En azından ayak uydurmaya çalışıyoruz eserlere, sıradaki çalışmalara. Okuyayım. Okumaya çalışayım. Daha doğrusu. Havada bulut yok, bu ne dumandır mahveder yok, bu ne şivandır şu bir programda. Böyle sevilen Türklerin hep öykülerini anlattım. Ne güzel. Belki bir ara böyle bir programlarımızda bunlara da yer vermek istiyorum. Hepsinin öyküsünü bilirim ama şimdi anlatmaya başlasak bu öykü 10 dakikamızı alır. Efendim, Türk TV ekranında yine sizlerle buluşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Kliplerimizin ardından ben Erdem Gençtürk ve ben Demir. Sizlerle buluştuk, mutluyuz. Demir gibiyiz maşallah. Maşallah. Şimdi farkındaysanız biz programımızın ilerleyen dakikalarında gelen konuklarımızı böyle daha yakın alıyoruz. Ellerimiz omuzlarımıza, bellerimize dolanıyor. Bu bir tek Demir değil. Haydar'da oldu ve daha önce gelen konuklarımızda da oldu. Yankır'da oldu mesela. Böyle daha bir samimi oluyor ilerleyen dakikalarda. Çünkü biz Demir'le bugün programımıza geldiğinde tanıştık. Evet. Ben daha önceden klibini anons ediyordum. Hiçbir görüşmüşlüğüm yoktu. Kanalda buluştuk. Merhaba, nasılsın? Bir şey içer misin? Çok rahat mısın dedik. Ben de çok memnun oldum. Tanıştık yani. Ve program başladı. Hepsi gerçekten. Bizim ekip gerçekten çok iyidir. Çok iyi karşılandı. Yayınlar çok güzel, ediyorum. Programlar güzel, yeni programlar her şey başlayacak. Her şey seyircilerle, daha yani iyi yayınlar. O da güzel. Kendini belli gerçekten ediyor zaten. İyi güzel yayınlar, iyi programlar. Burada, bu ekranda sizlerle buluşmaya devam edecek diyoruz. Biz de böyle işte gelen konuklarımız da önce biraz böyle başlıyoruz. Uzak oluyoruz böyle. O alıyor ayrı, ben ayrı. Sonra zaman zaman araya geçen dakikalardan sonra yaklaşıyoruz. Sonra böyle oluyoruz. Ve böyle devam ediyoruz. Evet. Şimdi seninle de böyle oldu. Alo. İyi günler. İyi günler efendim. Önce biraz yüksek ses. Nasılsın efendim? İyiyiz efendim. Kiminle konuşuyoruz? İbrahim. İbrahim. Evet. Nereden İbrahim? Küçükçekmece. Küçükçekmece. Pamukçekmece. Büyük bir dediniz, küçük bir dediniz. Küçük. Küçük. Tamam ama yaşta küçük. Bu arayan seyircimizin yaşta küçük. Kaç yaşındasın? 20. 20? Oh maşallah. Şey çıkabilir ama. Peki Küçükçekmece'den arıyorsun bizi.
Evet. Mutlaka sorulacak çok önemli sorularım vardır. Öğrencisin değil mi? Yok, ben öğrenci değilim. Ağustos'ta askere gidiyorum. Askere, ooo, askere gidecek olan bir seyircimiz. Hayırlı eskerler diliyoruz Allah askere. Nereye gideceksin? Belli oldu mu? Valla ben doğuya istiyorum ama. Daha sülüs almadınız değil mi? Yok, sülüs? Ben Temmuz'da gidiyorum. Temmuz'da gideceksin. Doğum yeri neresiydi? Kütük? Kütük Samsun'da. Samsun o zaman, evet, Samsun'da. Daha aşağılara falan, Ege falan diyor bizim kameramız Yaşar. Ege taraflarına yok, gidersin. Ege istemem ben. Niye Allah Allah? Türkiye'de her yeri dört dörtlük ya. Ege'si, Akdeniz'i falan var bu işin ya. Her yeri bizim ülkemiz. Evet. Edirne'den karşı Sinop'tan Antalya. Ege, küçük çekmeceler arıyorsun. Temmuz'da askere gideceksin. Peki askere gidecek olmak nasıl bir duygu? Bize anlatır mısın biraz? Askere gidecek çok güzel bir duygudur yani. Herkese tavsiye ederim yani. Herkese tavsiye ediyorsun. Evet. Yani bu bir tabii insanın bir görevidir. Vatanı görevidir. Sakın askere gidince 550 tutma. Çarpı çekme. Yok. O biliyorsun onu başka anlıyorlar. Evet. Zamanında ben de gittim de yapanlar var. Ben hiç yapmadım. Vallahi baktım öyle geçiyor. Oturuyoruz arkadaşlar, sohbet ediyoruz, çay içiyoruz. Hani o askerliğin, şimdi bizi askerler seviyorlar sevgili seyirciler. Askerde aralarda çay satılır. Ve ucuzdur da o evet, sıcak çayı evet, içmenin. Evet. Al böyle plastik bardakta böyle. Onun keyfini anlatamam. Onu beklerdik böyle. Bir çay molası versek de alıp arkadaşlar toplanıp böyle öbek öbek herkes toplanır da askerde belli bir yere. Ben toplanırdım. Birbirimize çay ısmarlardık. O zamanlar kaç paraydı? Hani eski parayla 25 bin liraydı. Eski parayla söylüyorum. Evet. O zamanki yıllarda. O çok güzel bir duyguydu. Sen de onu yaşayacaksın. Evet. Bak bizi bir asker aradı. Geçtiğimiz programlarda. Yani bu asker arkadaşımız, kardeşimiz ailesini aramıyor. Kontrolünde geliyor. Bizim programı seyrediyor Kazino kafeteryasında. Bizimle konuşmak için, sohbet etmek için telefon açtı. Evet. Ve daha sonra da komutanı geldi. Herhalde o da seyretti. Sen ne yapıyorsun deyince emredersin komutanım deyip pat telefonu kapattı. Şimdi ben bu seyircimize, bu asker arkadaşımıza, kardeşimize sordum. Ve kardeşim dedim, elinde böyle bir imkan var. Hani komutanlarından da çekiniyorlar. Niçin evini, anneni, babanı aramadın veya bir yakınını aramadın da bu kontrol hakkını, bu telefon hakkını bizden yana kullandın diye sordum da aramak istedim sizinle, konuşmak istedim dedi. Tabii hattan düştü komutanı gelince ama bizim askerler, gerçekten çok sevdiğim asker seyircilerimiz var. Asker sevgililerine, çocuklarına veyahut da mesajlarını gönderen anne babalar, sevenler de var. Sen de şimdi askerlikten açtın, biz alır gideriz böyle konuşuruz. Çünkü askerlerle ilgili anımız oldukça fazla. Şimdi sen çekmeceden arıyorsun ve askere gideceksin. Evet. Askerler için ne derim? Şu anda biz seyreden askerlere ne söylemek istersin? Sen de onlara katılacaksın. Yani askerler... Ama yüksek sesle. Yani ayrı tezkereler diyelim. Kendilerine iyi baksınlar yani. Kendilerine iyi baksınlar. Evet. Peki sen de... Korusunlar yani zaten. Aha. Şehitlerimiz bayağı şehitlerimiz evet, oluyor. Onlar hepimiz aynı düşünüyoruz zaten, duygularımız aynı. İsim neydi? İbrahim. İbrahim, evet. İbrahim, İbrahim diye bizim kendi grubumuzda burada çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Yabancı bir isim değil, İbrahim. Allah genel Allah isimlere Allah bakıyorsun. İbrahim, Ahmet, Mehmet, Sinan. Hep böyle evet, çok aşina isimler var. Aradıklarında böyle duyuyoruz bu isimleri. Peki İbrahim, sen bizi niye aramıştın? Yemeğim ya. Efendim? Söylemiyorum. Bir şey de... Anlamadık. Müşteri geldi. Ha müşteri. Sen nerede çalışıyorsun ya bu arada? Ben emlakçıyım. Emlakçısın. Ev mi soruyorlar? Peki kiralar ne kadar orada Küçükçekmece'de? Kiralar abi 550'den başlıyor 600'e kadar. 550'den başlıyor 650'ye kadar gidiyor. Evet. Kaç metrekare? 1+1 var. 2+1'imiz var. Peki şimdi ben geldim kiracı olacağım. Küçükçekmece'de bir ev tutacağım. 550 kirası. Bir 550 size mi ödüyorum? Evet. Of of Allah'ım. 1 milyar yüze geliyor yani tabii eski evet, para göre alıştık yani. Falan. Ya yardımcı oluruz ya size. Valla tamam. Ya ben Küçükçekmece'de evim, benim evim var ama hani düşünen seyircilerimiz varsa o taraflarda onlar adına sorun. Peki İbrahim. Teşekkür ediyorum. Ben sizden emlakçı kardeş. Desem, efendim? Çalar mısınız bir şarkı? Söyle bakalım neymiş? Üçlü soy demirden. Ha biz sıradakini gönderiyoruz. Sanatçımız yorumluyor. Onu gönderiyoruz. O istek programı olsa tamam diyeceğim ama öyle bir program yapmadığımız için sıradaki diye. Hani belki olursa belki. Hani belki olursa tamam. Aralarda falan vardır yani güçlü söyleniyor. Tamam oldu peki ne yapalım. Olursa çalarsınız sevinirim. Çok sevineceksin. Biz de sana hayırlı eskerler diliyoruz İbrahim. Hadi güle güle emlakçı kardeşim. Senin eşkin beni düşürdün ile nece aşık olur bülbüller güle. Hasret çektim, gönül verdim, seni sevdim ben. Hasret çektim, gönül verdim, seni sevdim. Böyle bir güzele, şiire, gazele, eşkini tezele.
şiire gazele, böyle bir güzele, eşkini tezele, şiire gazele, gönlümü verdim şiire gazele. Sözler anonim olan bu güzel eseri, Azeri bir halk ezgisi bu. Bir milletin şiiri devirler aşırı, elden ele gezen bir meşale gibidir diyorum bu eserden yola çıkarak. Bizim de meşalemiz türküler, güzel eserler. Biz de bu meşaleyi bugün programımızda ve daha önceki programlarımızda, daha sonraki programlarımızda da böyle aldık elimize. Türkülerimizde keyifli, güzel programlara, klasik Türk musikisiyle de olsun, pop müzikle de olsun, hepsine ayrı bir yeri var gönlümüzde ama bu birkaç programdır ve türkü meşalesini aldık. Ne güzel. Gidiyoruz efendim. Güzel. Güzelliği yaşamak için. Güzel. Demircim, programımızın sonlarına geldiğimiz şu dakikalarda benim unuttuğum söylemek senin söylemek istediğin, benim unuttuğum seyircilerimize albümle ilgili olabilir, anlatacağın, söyleyeceğin bir konser olabilir yakındaki programımızın ortalarında söylemiştin. Onları bir hatırlatır mısın tekrar? İyi dileklerini de alalım aynı zamanda seyircilerimize karşı. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı gerçekten. Türk TV personeline, burada bulunan yayında, yapımda emeği geçen herkese, sevgili kameramanımıza, yönetmenimize çok çok güzel ağırlandım. Çok teşekkür ediyorum bu misafirperverliğiniz için.